Ni sizin için seslendireceğim. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşarak imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolü örneği aşağıdaki gibidir. Aşağıda birden çok anlaşmalı boşanma protokolü örneği yer almaktadır. Söz konusu protokol örnekleri ve yol göstermek amacı ile paylaşılmıştır. Her anlaşmalı boşanma davasında dikkat edilmesi gereken detaylar farklıdır. Bu detayların gözden kaçırılması durumunda büyük hak kayıpları ile karşı karşıya kalınır. Aşağıda avukatlı ve avukatsız anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini bulacaksınız. Toplamda 15 adet örnek vardır. Bu çeşitli örnekler içerisinden en çok somut durumunuza uyan dilekçeyi seçiniz. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi -1. İndirmek için tıklayınız. Adana Aile Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Davacı: 2. Davalı: 2. Konu: Tarafların karşılıklı olarak anlaşma suretiyle boşanmaya karar vermesi sonucu taraflar arasında tanzim edilmiş protokol neticesinde boşanmaya karar verilmesi isteminden ibarettir. Anlaşmalı boşanma protokolü. Davacı eş ve davalı eş karşılıklı olarak anlaşma suretiyle boşanmaya karar vermiş olup iş bu protokol taraflar arasında tanzim edilmiştir. Bu protokol uyarınca. 1. Boşanma hususu. Davacı tarafından davalı eş, aleyhine açılan boşanma davası neticesinde taraflar farklı kültürler dolayısıyla etnik çatışmalar, kavga ve tartışmalar yaşamış, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu boşanma hususunda ortak karar alarak iş bu protokolü imza altına almışlardır. Taraflar, bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler, boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir. 2- Velayet. Tarafların evlilik birliğinden doğan müşterek çocuk. Nun velayetinin anne ve baba tarafından aşağıdaki gibi paylaşılmasına, şahsi münasebet, taraflar karşılıklı olarak karar vermiştir. A. 2017 Eylül ayından itibaren, ilk üç yıl, okul döneminde annesiyle, yazları ve de diğer tatillerde babasıyla. B. Onu takip eden iki yıl, 2020 Eylül'den itibaren, okul döneminde babasıyla, yazları ve diğer tatillerde annesiyle. C. Onu takip eden 3 yıl 2022 Eylül'den itibaren okul döneminde yeniden annesiyle, yazları ve diğer tatillerde babasıyla. D. 2025 yılında Taylan 16 yaşında olacağından dolayı kiminle kalmak isteyeceğine kendi karar verebilecektir. E. Tarafların aynı ülkelerde yaşamaları durumunda velayet okul döneminde hangi taraftaysa diğer taraf dilediğinde hafta sonları Taylan'ı görebilecektir. 3. Nafaka ve tazminat hususu. 2. Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. Ayrıca müşterek çocuğun mevcut. Kolejindeki veya herhangi bir özel okulda eğitim giderinin tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır. Davalı eş müşterek çocuğun özel sağlık sigorta poliçeleri karşılayacaktır. Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur. 4 ortak mallar ve kişisel eşya paylaşımı. Taraflar, müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Yukarıda belirtilenler haricinde başka bir ortak mal bulunmamaktadır. Dört maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın XXXX XX, XX, 2017 imza altına alınmıştır. Sonuç ve talep. Tüm bu nedenlerle, sayın mahkemece bu protokolün kabulü anlaşma D o yumuşak G R U L T U S U N D A B O Ş A N M A Y A karar verilmesi, arz ve talep olunur. İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık. Davacı asil. Davalı asil. Avukat Saim İ N C. E. K. A. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 2. İndirmek için tıklayınız. Anlaşmalı boşanma protokolü. Taraflar. Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında kalmadan, kendi hür iradeleriyle boşanmaya karar vererek, boşanmanın mali sonuçlarını içerir iş bu protokolü 7 Ocak 2016 tarihinde imza altına almışlardır. Protokol maddeleri. Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan bizler, boşanma isteğinde bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul ediyoruz. Buna göre. 1 halen, adresinde kayın bulunan ve boşanmadan önce son olarak birlikte oturulan konuttan eşlerden, talep ettiği ev eşyalarını ve şahsi eşyalarını alarak ayrılacaktır. 2. Tarafların birbirlerinden herhangi bir, maddi veya manevi, tazminat talebi yoktur. 3. Eşlerden, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını kullanacaktır. 4. Eşlerin birbirlerinden nafaka talebi bulunmamaktadır. 5. Tarafların müşterek çocukları 21 Ekim 2014 tarihinde doğan Nün velayeti annesi de kalacaktır. Anne Nün müşterek çocuğa ilişkin olarak da baba den nafaka talebi yoktur. 6. Eşlerden baba ile müşterek çocuk arasındaki şahsi ilişkinin müşterek çocuğun yaşı da gözetilerek mahkemece verilecek karar ile düzenlenmesi tarafların kabulündedir. 7. Taraflar yargılama gideri ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaklardır. 8. İş bu boşanma protokolü 2 nüsha olarak 7 Ocak 2018 tarihinde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Taraf taraf. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği -3. İndirmek için tıklayınız. Anlaşmalı boşanma PROTOKOLÜ. Aşağıda isimleri yazılı olan taraflar, karşılıklı olarak boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar ile arasında MK'nın 166 bölü 3 maddesi gereği açılacak boşanma davasında esas olmak üzere aşağıdaki şekilde anlaşmaya varılmış ve protokol yapılmıştır. Taraflar anlaşmalı bir şekilde boşanmayı kabul etmişlerdir. Bu itibarla eş, mahkemeye müracaat edecek ve MK 166 bölü 3 maddesi gereği anlaşmalı olarak boşanma talebini diğer, kabul edecektir. Tarafların ortak gayrimenkulleri, araçları bulunmamaktadır. Her iki tarafta ortak konutta bulunan kişisel eşyalarını alacaktır. Ortak konutta bulunan tüm ev eşyaları eş, bırakılacaktır. Eş, zinet eşyası talebi yoktur. Bu konuda taraflar birbirlerini ibra etmişlerdir. Tarafların müşterek banka hesapları ve nakit paraları yoktur tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talebi yoktur ve olmayacaktır yargılama gideri ve avukatlık ücreti davacı tarafından karşılanacaktır İş bu 10 maddeden ibaret ve 3 suret olarak tanzim edilen bu protokol taraflarca okunup birlikte imza altına alınmıştır Davacı davalı Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi-4 İndirmek için tıklayınız. Anlaşmalı boşanma protokolü. Taraflar ile aralarında mevcut bulunan evlilik birliğini karşılıklı anlaşarak sonlandırmaya karar vermiş olup açılacak boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Protokol maddeleri. Taraflar mahkemenizde açılmış bulunan boşanma davasında anlaşmalı olarak boşanmayı aynen kabul etmektedirler. 2. Taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 16 Nisan 2012 doğumlu, v e l a y e t i n -İ n anne, da kalmasını kabul etmişlerdir. Baba, boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları, için iştirak nafakası olarak, her ayın birinde, 500 TL'yi, 500 Türk TL lirası, müşterek çocuk'nın velayetini alan, tarafından gösterilecek bir banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Taraflar kabul edilen iştirak nafakasının her yıl TÜİK'in yayınladığı üfe oranında arttırılmasını, müşterek çocuk, için 18 yaşına kadar tüm eğitim masraflarının taraflarca müştereken, karşılanacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. 4. Tarafların birbirlerinden karşılıklı olarak yoksulluk nafakası talepleri yoktur, bu konuda birbirlerini karşılıklı ibra etmişlerdir. 5. Taraflar müşterek çocuk, ığne, baba ile şahsi münasebet sağlaması konusunda, küçük, nın ilkokula başlayana kadarki süreci ve ilkokula başladıktan sonraki süreci karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Müşterek çocuk ilkokula başlayana kadar hafta içinde, gündüz saatlerinde, sabah saat 8 ile akşam 21 saatleri arasında, baba, müşterek çocuk, kreşte, makul süreyle görebilir, iş bu makul süreden anlaşılması gereken, 2 ila 3 saat olup, müşterek çocuğun yaşının küçük oluşu da hesaba katılarak belirlenmiştir. Taraf taraflar bu konuda birbirine anlayış ve saygı göstereceğini, çocuğun kişisel ve fiziksel gelişimini göz önüne alarak hareket edeceklerini kabul ve taahhüt etmiştir. Hafta sonları ise, cumartesi günü kreş çıkışından başlamak üzere, pazar günü öğlen saat 12'ye kadar müşterek çocuk baba, I, ne yanında kalacaktır. Dini bayramların 3. günü sabah saat 10,00'dan akşam saat 18,00'e kadar müşterek çocuk baba, in yanında kalacaktır. Müşterek çocuk, ilkokula başladıktan sonra, her ayın birinci ve üçüncü haftası Cumartesi sabah 10.00'dan Pazar günü öğlen 12.00'ye kadar dini bayramların üçüncü günü sabah saat 10.00'dan akşam saat 18.00'e kadar her yıl Söme STR tatilinin birinci günü ile 7 günü ile yaz tatilini esas olmak üzere Temmuz ayının birinci günü ile 15 günü arasında ilk gün sabah saat 10.00'dan son gün akşam saat 18.00'e kadar Baba ile kişisel ilişki kurulması hususu taraflar anlaşmışlardır. Davalı, tarafların evlilik birliğinin devamı süresince son olarak oturdukları, adresinde mukim müşterek hanede bulunan menkul eşyaların tamamının, davalı eş, a bırakmayı ve bu eşyalar nedeniyle hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder, iş bu sözleşmeyle maliki oldukları varlık ve değerlerinin paylaşımını hususunda taraflar karşılıklı olarak uzlaşmışlar ve irade beyanlarını gayri kabili kayıt ve şartıyla belirlemişlerdir. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliğine ilişkin menkul kul mallar konusunda birbirlerinden hiçbir hak ve talepte bulunmayacaklarını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar yukarıda izah edilen iştirak nafakası dışında karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası talep etmeyeceklerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir taraflar, ile davalı, arasında ikame edilecek anlaşmalı boşanma davasında, tarafların yapmış oldukları masrafların kendi üzerlerinde kalmasını gayri kabili rücu kayıt ve şartıyla uzlaşmışlardır. Hakim tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf, mahkemeye temizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleştireceklerdir. İş bu 7.7. ana başlık altında hazırlanan protokol, taraflarca birlikte iki asıl nüsha olarak tanzim, imza ve teati edilmiş olup, davacı, tarafından ikame edilen, boşanma davasında, mahkemeye sunulmak üzere tarafların serbest iradeleriyle hazırlanmıştır. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 5. İndirmek için tıklayınız. Protokol. Madde 1. Taraflar. İş bu protokol, bundan sonra, protokol olarak anılacaktır, adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı, ile, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı, arasında akdedilmiştir, ile, bu protokol içinde müştereken, taraflar, olarak anılacaklardır. Madde 2. Konu. Taraflar tarihinde evlenmişler ve yaklaşık evliliklerini sürdürmektedirler ancak zaman içinde yaşanan tatsız olaylar ve tartışmalar sonucu oluşan şiddetli geçimsizlik evlilik birliği temelinden sarsmış ve taraflar birbirlerine uygun olmadıklarını ve anlaşamadıklarını anlamış ve boşanmaya karar vermişlerdir. Taraflar karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmektedirler. İş bu protokolün konusu tarihinde evlenmiş olan tarafların boşanmasının mali sonuçlarının düzenlenmesidir. Madde 3 Üçüncü birinci, tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelmiş müşterek çocukları bulunmamaktadır. Üçüncü ikinci, boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası talep etmemektedir. Üçüncü üçüncü, nişanlılık döneminde tarafların birbirlerine almış oldukları kıyafet ve hediyeler taraflarca iade edilmiştir, bunun dışında tarafların maddi veya manevi tazminat ya da başkaca hak ve alacak talepleri bulunmamaktadır. Üçüncü dördüncü, Taraflar evlilik birliği süreci içerisinde edindikleri ev eşyaları ve zinet eşyaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmış olup tarafların bu hususta birbirlerinden herhangi bir talebi bulunmamaktadır. 3. 5. Taraflar birbirlerinin yurt dışı ile ilgili haklarından yararlanmayacaklardır. 3. 6. Boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren soyadını kullanmayacaktır. 3. 7. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir. Madde 4. Malların paylaşımı. Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup iş bu protokol tarafından açılacak ola boşanma davasına delil olarak sunulacaktır. Taraflar iş bu protokolü okuyup iradelerine uygun olduğunu beyan ederek tarihinde imza altına almışlardır. Taraf taraf anlaşmalı boşanma protokolü örneği Eksi 6. Anlaşmalı boşanma PROTOKOLÜDÜR. İş bu protokol ile arasında aşağıda yazılı KOŞULARLA anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermeleri üzerine mahkemesi E sayılı dosya üzerinden görülen çekişmeli boşanma davasının NETICELENMESE ile tarafların BOŞANMALARINA karar verilmesi için düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır davacı ile davalı 6 Eylül 2013 tarihinde evlenmiş olup iş bu protokolle karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da MUTABIKTIRLAR taraflar birbirlerinden yoksulluk NAFAKASI maddi ve manevi tazminat, katkı payı, katılım, katılma alacağı, değer artış payı alacağı, zinet eşyası ve sair talepleri yoktur. Taraflar karşılıklı olarak nafaka ve tazminat taleplerinden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak V A Z G E Ç M İ Ş L E R D İ R tarafların boşanma davası nedeniyle birbirlerinden harç, masraf, vekalet ücreti ve benzeri hiçbir talebi yoktur. Taraflar evlilik birliğinin kurulması ile mal paylaşımına konu edilecek herhangi bir edinilmiş menkul veya G A Y R İ M E N K U L Ü N -E bulunmadığını kabul ederler. Taraflar ortak yaşadıkları süre zarfında edindikleri ev eşyaları ve zinet eşyaları konusunda tamamen A N L A Ş, -M -I -Ş -L -A -R -D -I -R, bu protokol ile taraflar karşılıklı olarak bu konuda hiçbir Uuye olmadığını kabul etmişlerdir. Taraflarca, tarihinde imzalanan iş bu protokol imza tarihi E geçerlilik kazanmış olup, bir nüsha, bir nüsha, nüsha ise, aile mahkemesi, e, sayılı dosyaya sunulmak üzere 3, 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. Protokole aykırılık halinde taraflar tereddüt etme aykırılık nedeniyle uğranılan zararı tazmin ve dava edebilecek. Şikayette bulunabilecektir, protokolün imza tarihi itibariyle taraflar sorumlu sorumluluklarını yerine getirecektir. Davacı davalı. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 7. Boşanma protokolü. Taraf. Taraf. Konu, boşanma protokolünün sayın mahkemeye sunulmasıdır. Açıklamalar. Taraflar, 1983 yıldan bu yana evli olup, bu evlilikten iki müşterek kızları vardır. Taraflar, boşanmak konusunda anlaşma sağlamış ve bu anlaşma doğrultusunda boşanmanın gerçekleşmesi için sayın mahkemeye başvurmuşlardır taraflar bu protokolle evlilik birliğinin sona ermesini kabul ederler. Boşanmaya ilişkin olarak üzerinde anlaşma sağlanmış diğer hususlar aşağıdaki gibidir. Velayet. Tarafların evliliğinden olma müşterek çocukları Nafaka ve tazminat. Çocuğun eğitim ve bakımı için baba, anneye her ay 750 YTL iştirak nafakası ödeyecektir. Ödeme, anne, in, bankası, numaralı hesabına her ayın 15. günü yatırılacaktır. İştirak nafakasının ileride arttırılması konusunda ihtilaf çıkması halinde tekrar mahkemeye başvurulacaktır. Tarafların nafaka ve tazminata ilişkin başkaca talepleri yoktur. Mal paylaşımı. Taraflar müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Yargılama giderleri. Taraflar yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücreti konusunda birbirlerinden talepte bulunmayacaklardır. Mahkemenin bakiye harç ve giderler konusunda hüküm vermesi durumunda bu giderlerden müştereken sorumlu olacaklarını kabul ederler. Sonuç ve talep Taraflar serbest iradeleriyle yukarıda belirtilen konularda anlaşma sağlamış olup bu koşullara binaen boşanmayı kabul etmektedirler. Tüm bu nedenlerle sayın mahkemece bu protokolün kabulü ile anlaşma doğrultusunda boşanmaya karar verilmesi arz ve talep olunur. Taraf taraf imza imza anlaşmalı boşanma protokolü örneği -8. Anlaşmalı boşanma protokolü. Birinci Taraflar: Davacı B, Davalı. 2. Sözleşmenin konusu: A. İş bu protokol ile tarafların 29 Eylül 2009 tarihinde evlendikleri ve müşterek çocuğun velayeti ve devam eden birlikteliklerinin zamanla aile birliğini temelden sarsacak derecede şiddetli geçimsizliğe dönüşmesi nedeniyle boşanma talebiyle, boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen iş bu protokol taraflarca müştereken imza altına alınmıştır. Üçüncü tarafların ortak hak ve yükümlülükleri. A. Tarafların bu birlikteliklerinden olma 28 Temmuz 2010 tarih doğumlu isminde, müşterek çocuğu vardır, çocuğun velayetinin anne üzerinde kalmasını taraflar beyan, kabul ve taahhüt eder. B. Davalı Yan şu an itibariyle oturmaya devam ettiği, adresindeki evde çocuk ile birlikte yeni bir ev bulana kadar, azami olarak bir yıl süreyle, oturmaya devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde davalı Yan ikamet edecek bir ev bulmak zorunda olup, aksi halde davacı Yan herhangi bir ihtara veya yasal bir işleme gerek kalmaksızın yukarıdaki adreste mevcut konutun tahliyesini talep edebilir, taraflar bu hususu beyan, kabul ve taahhüt eder. C. Davacı taraf müşterek çocuk için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren her ayın 15'inde 500 TL iştirak nafakası, 800 TL yoksulluk nafakasını ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder, iş bu nafaka bedellerinin her yılın aralık ayında %5 oranında arttırmayı da beyan, kabul ve taahhüt eder. D. Davacı üzerine kayıtlı olan yukarıda adresi verilen mevcut bağımsız bölüm boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup davalı yoksulluk nafakası dışında herhangi bir mal varlığı talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Davacı üzerine kayıtlı olan plaka numaralı Renault Kangoo 2011 model araç boşanma kararının kesinleşmesinden sonra da davacı üzerinde kalmaya devam edecek olup davalı buna ilişkin herhangi bir paylaşım talebi olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder davacı yan her yılın Eylül ayında müşterek çocuğun okul ihtiyaçlarına destek olmak adına 500 TL ek ödemede bulunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. G. Çocuğun davacı ile şahsi ilişkisi şu program dahilinde olacaktır. 2 haftada bir cumartesi günleri sabah 9 ile akşam 20.00 saatleri arasında. Dini bayramların 3. 4. günü sabah 9 ile akşam 20.00 saatleri arasında. Yarı yıl tatilinin ilk haftası yatılı olarak bir hafta yaz tatilinde 4 hafta yatılı olarak olmak üzere çocuk ile davacı babanın şahsi ilişkisi tesis edilecektir. H. Taraflar iş bu anlaşmalı boşanma davası nedeniyle birbirlerinden yargılama gideri, vekalet ücreti ve, b, her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret veya masraf talep etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. I. Taraflar bundan başka iş bu boşanma protokolü ile karşılıklı olarak birbirlerini maddi manevi tazminat, edinilmiş mallara katılma, katılma alacağı nedeniyle tazminat talepleri yönünden gayrikabili rücu ibra etmişlerdir. Dördüncü imza onay. Tire. Taraflar hiçbir cebir, şiddet, tehdit ve zorlama altında kalmaksızın iş bu iki sayfadan ve üç nüsha'dan ibaret boşanmanın şahsi ve mali sonuçlarını düzenleyen iş bu anlaşmalı boşanma protokolünü karşılıklı rıza ile imza altına almışlardır. Davacı. Davalı Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği-9. İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi. Boşanma Davası Protokolü. 2016 Bölü 791 Esas. Davacı. Davalı. Taraflar, Davacı X ve Davalı X aralarında mevcut bulunan evliliği sona erdirmek için, açılan boşanma davasına esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde, Medeni Kanunun, 166 Bölü 3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Bir taraflar, boşanma kararı verildikten sonra, müşterek çocukları 24 Mayıs 2001 doğumlu Asya Küçüğün velayetinin, davacı arzu küçükte kalmasını kabul etmişlerdir. İki davalı baba müşterek çocukları Asya Küçüğü davalı babanın istediği zaman görmesi hususunda davacı eş ile karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Üç baba Rüstem küçük velayeti annede olan çocukları Asya küçüğü istediği zaman görebilecektir. Görüşme talepleri mücbir sebepler haricinde velayet hakkını kullanan eş tarafından ret edilemeyeceğini davacı arzu küçük kabul ve taahhüt eder. 4. Rüstem küçük boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları Asya Küçük için iştirak nafakası olarak, her ayın 15'inde 400 TL, Arzu Küçük tarafından gösterilecek bir banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Söz konusu nafaka Asya Küçük Üniversite eğitimini bitene kadar ödeneceğini davalı Rüstem Küçük kabul ve taahhüt eder, belirlenen meblağ, her yıl, ortak çocuğu belirlenen meblağ, boşanma tarihinin kesinleştiği sonraki her yıl, ortak çocuğun ihtiyaçları ve nafaka yükümlüsü eşin gelir durumu durumu göz önünde bulundurulmak kaydıyla, her yıl üfe tüfe oranında artırılacaktır. 5 davalı Rüstem küçük davacı eşine maddi 10.000 TL ve manevi 10.000 TL toplam 20.000 TL, tazminat bedeli olarak 20.000 TL boşanma davası kesinleşmeden duruşma gününden 3 gün önce davacı Arzu Küçüğün Ziraat Bankası İstanbul Kaynarca Şubesi, 65.699.792-5001 hesap numaralı, TR 90000100027366697920501 IBAN numaralı hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt eder, söz konusu para ödenmediği takdirde anlaşmalı protokol hükümsüz kalacaktır. Taraflar, yukarıda zikredilen iştirak nafakası ve davalı Rüstem Küçüğün ödeyeceği maddi ve manevi tazminat, yukarıda belirtilen 20 bin TL dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir şekilde başkaca maddi ve manevi tazminat, talep edemeyeceği gibi boşanma süresi ve sonrasında taşınır taşınmaz ve menkulleri de birbirlerinden kesinlikle başkaca mal talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt eder, ayrıca yoksulluk nafakası, yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerdir taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir 6, Davalı Rüstem Küçük ve Davacı Müvekkil Arzu Küçük adına tescilli İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Merkez Mahallesi Maşatlık Mevkii 3189 ada, parsel niteliğindeki müşterek taşınmazın davalı Rüstem Küçük'e ait yarı hissesinin duruşma gününden 3 gün önce müşterek çocukları Asya Küçük, Ayşenur Dursun ve Aynur Küçük adına tescilini yapacağını kabul ve taahhüt eder, tescil işlemi gerçekleşmediği takdirde anlaşma protokolü hükümsüz kalacaktır. Yedi taraflar evlilik birliği içinde özel eşyalarını, kıyafetleri ve müşterek çocuklarının eşyalarını, kıyafetleri almaları konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. 8 mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı 8 maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın, tarihinde imza altına alınmıştır, herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür. Davacı asil davalı asil. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 10. Türk Medeni Kanunu'nun 166 bölü 3, maddesi gereğince düzenlenen protokol, protokolün tarafları, iş bu protokol, bir tarafta davalı eş, Türkiye Cumhuriyeti numara, ile diğer tarafta davacı eş, Türkiye Cumhuriyeti numara, arasında, Türk Medeni Kanunu'nun 166 bölü 3 maddesi hükmü gereğince tanzim edilerek taraflarca imza altına alınmıştır, iş bu protokolde, ve, bundan böyle birlikte, taraflar olarak anılacaklardır. Protokolün şartları, yukarıda isimleri yazılı taraflar. Tarihinde aralarında kurulan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle, karşılıklı olarak anlaşarak kendi serbest iradeleriyle boşanma konusunda mutabakata varmışlardır. Buna göre, müşterek çocuğun durumu. Birinci birinci velayet. Taraflar. Müşterek çocukları, doğumlu, ÖN Türkiye Cumhuriyeti numara, velayetinin, davacı eş, da kalmasını kabul etmişlerdir. Taraflar, davacı eş, I.N. boşanma kararı verildikten sonra bir başka şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk, ÖN velayetinin, baba, A verileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, velayetin davalı baba, doğduğu da durumda, ÖN başka bir şahıs ile evlenmesi halinde, müşterek çocuk, ÖN velayetinin, anne, A verileceği hususunda mutabakata varmışlardır. Birinci ikinci iştirak n Müşterek çocuk. Adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı ve geliri bulunmamaktadır. Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra, müşterek çocukları, için iştirak nafakası olarak, her ayın birinci günü ile 5. günü arasında bin TL'yi, bin Türk lirası, tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Birinci üçüncü şahsi münasebet. Taraflar müşterek çocuk, ne baba, nokta ile şahsi münasebet sağlaması konusunda karşılıklı olarak anlaşmışlardır. Davalı eş, müşterek çocuk ile her ayın birinci ve üçüncü haftası cumartesi günü sabah saat 10'dan pazar günü akşam saat 17'ye kadar, dini bayramların ikinci günü sabah saat 10'dan akşam saat 17'ye kadar, her yıl babalar günü sabah saat 10'dan akşam saat 17'ye kadar, her yıl söm STR tatilinin ikinci günü sabah saat 10'dan 9. günü akşam saat 17'ye kadar, 7 gün süreyle, keza her yıl Temmuz ayının bir günü sabah saat 10'dan 15. günü akşam saat 17'ye kadar, 15 gün süreyle, şahsi ilişki

için yoksulluk nafakası olarak, her ayın birinci günü ile beşinci günü arasında bin TL'yi, bin Türk lirası, tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İş bu maddede düzenlenmiş olan yoksulluk nafakası, davacı, ı ne bir başka şahıs ile evlenmesi ya da bir başka şahısla evliymiş gibi bir hayat sürmesi, tarafların birbirleriyle yeniden evlenmesi veya taraflardan birinin ölümü halinde sona erecektir. Baba, müşterek çocuk, ı ne herhangi bir kolej veya özel eğitim kurumunda eğitim görmesi halinde, söz konusu yıllık eğitim giderinin 5000 TL'sini, 5000 Türk lirası, her öğretim yılının başında, eğitim giderinin, tarafından fatura ile belgelendirilmesi koşulu ile, tarafından bildirilecek bir banka hesabına ödemeyi, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Taraflar, söz konusu özel eğitim giderinin her yıl %10 oranında arttırılması hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde, davacı eş, adına tescilli olan, marka, plakalı aracın, boşanma kararı sonrasında da davacı, ı ne mülkiyetinde kalması hususunda mutabakata varmışlardır. Taraflar, evlilik birliği içinde müşterek kullandıkları beyaz eşyaları ile şahsi eşyalarını, evlilikten önce ve evlilik birliği sırasında edinilen tüm zinet eşyalarını geri almışlardır. Taraflar boşanmadan sonra, evlilik birliği içerisinde elde edilen diğer her türlü mal varlığı konusunda birbirlerinden hiçbir hak talebinde bulunmayacaklarını, şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar, iş bu protokolde zikredilen hususlar dışında, karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti ve kalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar, bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir. Taraflar aralarındaki mal paylaşımı yapılarak mal rejiminin tasfiye edildiğini, boşanmanın mali sonuçları hakkında aralarında herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını, iş bu protokolde belirtilenlerin dışında birbirlerinden başkaca bir maddi talepte bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını, kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Boşanmanın diğer sonuçları iş bu iki sayfadan ibaret protokolün, bir nüshası boşanma davasının görüldüğü mahkeme dosyasına sunulmak, birer nüshası da tarafların üzerinde bırakılmak üzere, üç nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflar etraflıca okunup karşılıklı onaylandıktan sonra imza altına alınmıştır. Tanzim ve imza tarihi: 2018. İmza imza. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği -11. Protokol. Bir tarafta, kimlik numaralı, davacı, diğer tarafta, davalı, bundan sonra birlikte, taraflar, olarak anılacaklardır. Sayılı dosyasında görülmekte olan çekişmeli boşanma davasının anlaşmalı boşanma şeklinde ıslahıyla, anlaşmalı boşanmaya dayanak ve esas teşkil etmesi bakımından bir araya gelerek aşağıdaki hususlarda tam bir mutabakatla anlaşmak suretiyle iş bu protokolü tanzim ve imza etmişlerdir. 1. Tarafları boşanmaya iten sebeplerden en önemlisi müşterek yaşamın artık sürdürülemez biçimde çekilmez hale gelmiş olmasıdır. Taraflar boşanma davasını bütünüyle özgür iradeleriyle kabul etmektedirler. 2. Tarafların bu evlilikten olma müşterek çocukları bulunmamaktadır. 3. Tarafların birbirlerinden nafaka talebi, maddi manevi tazminat talepleri bulunmamaktadır. 4 tarafların aralarında paylaşılmasını istedikleri veya paylaşımında anlaşamadıkları gayrimenkul ya da menkul malları bulunmamaktadır. Taraflar her türlü şahsi eşyası ile çeyiz olarak getirmiş bulundukları eşyalarının tümünü almış olup, eşya olarak başkaca alacakları olmadıklarını kabul ederler. 5. Taraflar birbirinden avukatlık ücreti talep etmeyeceklerdir, mahkeme masraflarını taraflar üzerinde bırakılacaktır. 6 tarafların aralarında maddi ve manevi olarak düzenleyecekleri başkaca anlaşmayı gerektirecek hiçbir husus bulunmamaktadır. İş bu altı maddeden bir sayfa ve beş suretten oluşan protokol, tarafların özgür irade ve beyanları doğrultusunda hazırlanmış, itirazsız kabul edilmiş olup doğruluğunu imzaları ile aşağıda tasdik etmişlerdir. Davacı davalı. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 12. Protokol. Taraf, TC. Taraf, TC nokta ile, aralarında karşılıklı olarak anlaşarak boşanmaya karar vermiş olup, tarihli iş bu protokol tanzim edilmiştir. Bu protokol gereğince, 1. ile evli, karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler. 2. Bu evlilikten, doğumlu, isimli müşterek çocuk bulunmaktadır, müşterek çocuğun velayetinin anne, e bırakılmasında taraflar mutabıktır, baba, nokta ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki tesisi hususu açılacak boşanma davasında mahkemenin takdirine bırakılacaktır. 3. Çocuğun eğitim ve bakımı için baba müşterek çocuk e her ay 750 TL 750 iştirak nafakası ödeyecektir. İş bu iştirak nafakasından ayrı olarak baba müşterek çocuğun adına açılacak bireysel emeklilik hesabına 10 yıl boyunca her ay 500 TL 500 yatıracaktır. 4 Taraflar müşterek mallarının paylaşımı konusunda ortak bir mutabakata varmış ve paylaşımı gerçekleştirmişlerdir. Tarafların adlarına kayıtlı olan taşınmazlar yine kendilerinde kalacaktır. Mahallesi, sokak numara, ada, parsel, Bakırköy, İstanbul adresindeki taşınmazın ise tarafından A devredileceği hususunda taraflar anlaşma içindedirler. Bu nedenle birbirlerinden mal paylaşımına ilişkin olarak bir talepte bulunmayacaklarını taahhüt ederler. 5 Boşanma sebebiyle her iki taraf birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar. 6. Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol, tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak mahkemede delil olarak kullanılmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık. İsim soy isim isim soy isim. imza imza, anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 13, anlaşmalı boşanma protokolü, birinci protokolün konusu ve tarafları. İş bu protokolün tarafları, TC kimlik numaralı ve TC kimlik numaralı 30 Aralık 2015 tarihli evliliklerini müşterek hayatın çekilmez hale gelmesi nedenine dayalı olarak karşılıklı olarak sona erdirmeyi ve boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki tarafta mutabıktır. İkinci yoksulluk nafakası. Davalı, davacı eş için her ay 600 TL, 600 Türk lirası yoksulluk nafakasını her ayın 10 ila 15'i arasında davacı ait banka hesabına ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Nafaka miktarının 2 yılda bir üfe artış oranı dikkate alınarak artırılacağı noktasında taraflar anlaşmışlardır. Üçüncü maddi manevi tazminata ilişkin hükümler. Taraflar eş iş bu boşanma protokolü kapsamında diğer eş duruşma tarihine kadar 25.000 TL maddi 25.000 TL manevi olmak üzere toplam 50.000 TL maddi ve manevi tazminat ödeyeceği noktasında mutabakata varmışlardır. Ortak mallar ve kişisel eşya paylaşımı. Taraflar ortak malların ve kişisel eşyaların paylaşımı konusunda tam bir mutabakat içindedir. Dördüncü birinci. Taraflar, adına kayıtlı, adresindeki dairede mevcut ev eşyalarının toplam değerinin taraflar arasında 1 bölü 2 oranında paylaştırılması hususunda mutabakata varmışlardır. Dördüncü ikinci. Taraflar, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde, davalı eş, adına tescilli olan Ford Focus marka, plakalı aracın toplam bedelinin 1 bölü 2, sinin davacı eş, davalı, tarafından duruşma tarihine kadar nakit olarak ödenmesi ve aracın mülkiyetinin davalı, kalmaya devam etmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlardır. Dördüncü üçüncü, taraflar davacı ait zinet eşyalarının davalı tarafından duruşma tarihine kadar davacıya aynen iadesine aynen iadesi mümkün olmayacaksa zinet eşyalarının toplam değeri olan 30.000 TL'nin davacı ait banka hesabına ödenmesi hususunda mutabakata varmışlardır dördüncü dördüncü Taraflar iş bu protokolde zikredilen hususlar dışında karşılıklı olarak birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, tedbir nafakası, katkı payı alacağı, katılma payı alacağı, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı talepleri olmadığını ve yargılama giderleri ile ücreti vekalet gibi masrafları talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir. 5 mahkeme tarafından boşanma kararı verilmesi halinde, her iki taraf veya vekilleri, mahkemeye temizden vazgeçtiklerine dair dilekçe vererek, boşanma kararını kesinleşmesi konusunda karşılıklı beş maddeden oluşan iş bu protokol kendi içinde bir bütündür ve taraflarca hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın, tarihinde imza altına alınmıştır, herhangi bir nedenle anlaşarak boşanma gerçekleşmediği takdirde hükümsüzdür, tarafların birbirlerinden avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı talebi bulunmamaktadır. Davacı Asil Davalı asil anlaşmalı boşanma protokolü örneği eksi 14. Boşanma protokolü. İzmir ili, Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, Köy, 028 cilt ve 170 sıra Noda nüfusa kayıtlı bulunan TC kimlik noğlu bir taraf Avcıoğlu ile aynı hanede nüfusa kayıtlı bulunan TC kimlik noğlu, diğer taraf Avcıoğlu arasındaki evliliğin sona erdirilmesinin temini maksadıyla açılacak anlaşmalı boşanma davasının aşağıdaki şartlara göre 4721 sayılı T, 1000. K, Med, 166 bölü 3 uyarınca neticelendirilmesi konusunda taraflar mutabakata varmışlar ve iş bu boşanma protokolü aktolunmuştur. Bir taraflar 11 Ekim 2016 tarihinden bu yana resmen evli olup evlilik birliğinin devamını olanak kalmayacak şekilde aralarında geçimsizlik ve anlaşmazlık bulunduğunu, karşılıklı olarak boşanma hususunda anlaştıklarını ve bu suretle açılacak boşanma davasında karşılıklı olarak boşanmayı istediklerini kabul ve beyan etmektedirler. İki tarafların müşterek çocukları bulunmamaktadır. Üç tarafların karşılıklı olarak birbirlerinden hiçbir tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, maddi tazminat, manevi tazminat, yargılama gideri, vekalet ücreti talepleri bulunmamaktadır. Dört taraflar müşterek haneden kendilerine ait eşyaları almışlardır. Birbirlerinden hiçbir eşya talepleri bulunmamaktadır. Ayrıca tarafların edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamında katılma alacağı, değer artış payı alacağı yoktur. Fakat Azize Avcıoğlu bu evlilikte kendisine maddi sıkıntılar yaşatılmıştır. İş bu sıkıntıları gidermek için iş yeri çıkışında almış olduğu 4000 TL tazminatı harcamak zorunda kalmıştır. Bundan dolayı bunu karşı taraftan talep etme zorunluluğu doğmuştur. Beş taraflar 5-5 maddeden ibaret iş bu protokolü okuyarak, özgür iradeleriyle bir nüsha olarak 12 Ekim 2018 tarihinde imzalamışlardır. Bir taraf diğer taraf. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 15. Anlaşmalı boşanma protokolü. Taraflar ve olma doğumlu Türkiye Cumhuriyeti oğlu davacı ile ve olma doğumlu Türkiye Cumhuriyeti oğlu davalı yılında yaptıkları evlilik akdini sona erdirmek için açılacak boşanma davasında esas olmak üzere ve aşağıdaki şekilde Türk Medeni Kanununun 166/3 maddesi uyarınca anlaşmışlardır. Anlaşmaya varılan hususlar aşağıda belirtilmiştir. Taraflar birbirlerinden hiçbir şekilde maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası talep etmeyecektir. Taraflar bu konuda birbirlerini ibra etmişlerdir. Taraflar evlilik Birliği sırasında edinilen tüm zinet eşyaları ve boşanmadan sonra evlilik birliğine ilişkin tüm menkul malları aralarında anlaşarak paylaşmışlardır taraflar ev eşyalarına ilişkin birbirlerinden hiçbir talepte bulunmayacaklardır söz konusu ev içerisinde alınan menkul mallar davacı de kalacaktır tarafların evlilik birliği içerisinde alınmış başkaca bir gayrimenkul veya menkul malları mevcut değildir yukarıda sayılan haller dışında üçüncü kişi konumunda bulunan gerçek veya tüzel kişilere olan her türlü borçtan dolayı layı taraflar şahsi mal varlıkları ile sorumludurlar